Seyit amca. Bütün parayı getirdim. Allah razı olsun oğlum. Nasıl oldu baba, anlatsana. Olmuştu, dükkanı kapatacaktım. İki tane genç geldi. Para bozmamı istediler. İşte sonrasını hatırlamıyorum. Allah onları bildiği gibi yapsın. Koferekli amca, Allah onların iki yakasını bir araya getirmesin. Sen de peşlerinden gitmeseydin keşke. Bak sana da zarar vermişler. Ya başına bir şey gelseydi. Yalnız var ya, bu yaptığını babayiğit geçinenler bile kolay kolay yapamaz. Cesaretini takdir ettim kardeşim. Helal olsun sana. Ya işte çocuklar, ortalık çok kötü. Bir musibet bir nasihate bedeldir demişler. Dikkat edin olur mu? Çok dikkatli ol. Acaba bir beyzbol sopası mı alsak kasanın altında baba? Ha, bir o eksikti. Burhan Bey çok memnun oldu bu akşam. Sen de iyi vakit geçirdin sanki. Mecbur olduğum için katıldım abla. Biliyorsun. Olsun. O da bir şey. Aytin Hanım'ın elbisesini yatağın üstünde bulduğunu söyle. Burhan Bey bilsin. Bir suçun yok ki senin. Peki. Hadi iyi geceler o zaman. Kolye elbisenin üzerinde. Bir de ben bilmiyordum annenin... O konu kapandı. Benim gözüm bu çocuğu hiç tutmadı Cevriye. Al benden de o kadar mama. Böyle sanki biraz içten pazarlıklı gibi. Hem ne malum diğer adamları bunun ayarlamadığı hı? Yenge sen de takmadın mı ha? Kız korktuk ya. Ya ne var canım yani gözümüze girmek için yapmış olamaz mı? Ali öyle biri değil bir kere. Tanımadan hüküm verme lütfen. Aman iyi be. Sanki kendini çok tanıyorsun da. Tamam anladık, kendini sorumlu hissediyorsun da bu korumak neyin nesi anlayamadım. İşler nasıl? Her şey yolunda mı? Sizin bağışlarınız sayesinde her şey yolunda elbette. Bu arada benden duymuş olun. Sizin burs verdiğiniz yetim öğrencilerimizden ikisi sınavlarda ilk yüze girdi. Bu ne güzel bir haber. Çok şanslısınız Dilan Hanım. Baran Bey'in altın gibi bir kalbi vardır.
Gerçi siz daha iyi biliyorsunuzdur ki eşi olmayı kabul ettiniz.